Sayın Genel Başkanım, değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi 8 Nisan 2019'da devralmıştık. 8 Nisan 2022'ye geldik. Önümüzde 2 yıl daha var. Ama biz alışkanlık yaptırıp, yaptıklarımızın, yapamadıklarımızın neler olduğunu anlatıp, bir de bu 3 yılın hesabını vermek istiyoruz. Öncelikli olarak tabii ki seçilmemizde katkıları olan Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanların hepsini davet edip o gün sizlerin de huzurunda Ankara'da 3 yılda zihniyet olarak neler değişti, neler yapıldı, neler yapılmadı, engellemeler oldu mu, olduysa hangi konularda oldu, bundan sonraki 2 yılı da hangi süreçte neler yaparak tamamlayacağımız konusunda güzel bir açıklama yapacağız. Ankara halkının da bunları duyup varsa beklentileri mutlaka onlar bize mutlaka şunları da yetiştirin diyeceklerdir. Bunların güzel bir tanıtımı yapılacak o gün. Sayın Genel Başkanımız da bu nedenle davet etmek için geldim. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ayda bir, 2 ayda bir mutlaka gelip kendilerini ziyaret ediyorum. Çünkü kendisine de Türkiye'nin her yerinden ve özellikle Ankara'dan hem esnaflarla, iş adamlarıyla, işçilerle ilgili talepler, şikayetler geliyor. Onlarla ilgili de zaman zaman kendileri bize esnafın, vatandaşın durumunu sık sık aktarıyor. Biz de onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu nedenle o ziyaretlerden bir tanesi bugün. Evet, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sabah Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizin adaylığınızı destekleyeceklerine dair bir açıklama yapmıştı ve bütün haftada tartışıldı. Yaptığı ikinci açıklamada da 6 lideri tercih etmemesi halinde Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasın teklif edebiliriz dedi. Sizin bir yorumunuzu alabilir miyim? Ya ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce şöyle bir söz vermiştim. Bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz, seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız diye. O tavrımı aynen devam ettiriyorum. Hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bu arada tabii ki bazen böyle siyasi muarızların bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında, ben de görevimin başındayım. Bu kadar teşekkür basit. Teşekkür ederiz. Sağ olun.